Kadınlar baş tacıdır. Yarısı anne, yarısı çocuk, yarısı da eştir. Sanki biraz eşitlik dağıldı. Yani kadınlar şişe tamam artık ipin ucu kaçtı ama erkeğe de döndü gibi durumlar var şu anda da. En ağır cezayı almaları gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni reform paketini duyurdu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kadına yönelik yapılan eylemlerde cezaların artırılacağını ve pişmanlık gösteren davranışlarda ise ihlal indirimi uygulanacağını söyledi. Bugün yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yasa meclise sunulacak. Biz Allah Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kadına yönelik şiddetlerde cezaların artırılacağını ve pişmanlığı gösteren faaliyetlerde ihlal indirimi uygulanacağını söyledi. Bu karar yani bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meclise sunulacak. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi indirim yapılmaması hiç iyi bir şey değil. Çünkü ne kadar indirim yapılırsa o kadar cezalar ve suçlar artıyor. Bugün mesela ben bugün sabah haberlerde izledim. Bugün iki tane kadını katletmişler. Mesela öldürmüş adamın bir tanesi. Hani bunlar bu indirimleri kendi kafalarınca kuruyorlar. Hani diyorlar hani nasıl olsa indirim alacağız. Hani nasıl olsa 20 yıl olsa bile indirecekler bunu. Ben yine yaparım hesabı. Öldürüyorlar. Hani bu indirimi güzel bir şekilde karşılamıyorum ben mesela. Olmaması gerek mesela böyle bir durumun hiçbir şekilde. Şimdi şöyle, eğer indirim uygularlarsa bu yaptırımlar daha çok artacak diye düşünüyorum. Daha çok kadın cinayetleri artacak. Ya o yüzden zaten kadınlarımız her gün cinayet sebebiyle kurban oluyor. Çok saçma buluyorum Adalet Bakanı'nı da yani. Ha bilmiyorum, fikrimizi de açıkça belli edemiyoruz. Çünkü hakaret bile suç sayıldığı için direkt Silivri Soğuk Dur muhabbetine geliyor. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Bu şekilde zor. En iyisi erken seçim diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bugünle ilgili bir mesajınız var mı peki? Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. En çok emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çünkü kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Erkeklere muhtaç olmadan. Feminist de bir insanım aynı zamanda. O yüzden tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum burada. En ağır cezayı almaları gerekiyor. Bugünle ilgili bir mesajınız var mı? Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Yani erkeklerin biraz daha akıllanmalarını, benim de çocuğum var, benim de eşim var. Yani ben de olabilirdim öldürülen kadınların yerinde mesela. Şimdi şöyle düşünüyorum. Hani onlar sizi doğurdu. Onlar büyütüyorlar sizi. Sizi bir kadın büyüttü, bir kadın doğurdu. Sizi bir kadın yetiştirdi, bir kadın okula gönderdi, bir kadın yetiştirdi. Sizin de çoluğunuz, çocuğunuz var. Hani yapmamalarını öneriyorum ama yine yapacaklar. Biraz akıllı olmalarını, hani kendilerini de düşünmelerini istiyorum. Tabii ki yani cezalandırılsın, hiç kimse yani boş kalmasın. Hepimiz hakkımızı kullanmak zorundayız. İhal indirimi uygulanacağını söyledi. Uygulanmasın. Değil mi? Uygulanmasın yani. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Bugünle ilgili bir mesajınız var mı? Kadınlar Günü bugün. Herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bir gün değil, her gün Kadınlar Günü olsun. Bence daha ağır cezalar almalı. İhal indirimi kesinlikle kabul edilemez bir şey. Çünkü böyle bir şey ben de yaşadım. Yani toplumsal olarak daha çok baskı göstermeliyiz bu konuya. Yani insanların kesinlikle psikolojisi bozuluyor. Ya biz özgür yaşayamadığımız bir ülkede neden varız mesela? O yüzden daha ağır cezaların gelmesini umut ediyorum. Bugünle ilgili bir mesajınız var mı? Kadınlar baş tacıdır. Yarısı anne, yarısı çocuk, yarısı da eştir. Onları başımızın tacı etmeliyiz bence. Doğru buluyorum. Bence kadın eştir, annedir, evlattır, abladır. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı, her şeyi korumamız gerekir. En önce hem Türk'üz hem Müslümanız, ona göre hayatımızı sürdürmemiz lazım. Yani annenin ayağının altında cennet vardır. Yani ben şu anda hiçbir şeyi doğru düzgün koruduğumuzu düşünmüyorum. Peki bugünle ilgili bir mesajınız var mı? Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bildiğiniz gibi. Önce şehit anneler olmak üzere bütün annelerin, eş, ablaların, sizlerin, herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kesinlikle desteklemiyorum, kesinlikle. Hani kadınlar her zaman ki Türkiye'de çok fazla kadın şiddeti olayları meydana geliyor. Ve bunu bu kadar indirgemeleri halkımız açısından ki kadınlar açısından çok çok kötü. Kadınları her zaman desteklememiz gerekiyor. Bunu özellikle Kadınlar Günü'nde bu şekilde bir şey yapmaları çok saçma geldi bana. Böyle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Olduğunda bence daha fazla cinayetlerin artacağını düşünüyorum ben yani. Bir önlem alınması lazım bunlara. Ben de
Bugünle ilgili bir mesajınız var mı peki? Ya bugün ben normalde uzaktan ilişki yaşıyoruz. Sevgilimin yanına, Dünya Kadınlar Günü'nde sevgilim yanına, benim için en iyi kadın yanına geldim yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımız var olsun, yaşatılsın, zorluk görmesin. Hiçbir şekilde hiç kimse zorluk görsün istemiyorum ben. Hiçbir kadınımız özgürce yaşasın. Ben düşünürüm doğru. Kadına şiddet olmaz. Düşünürüm doğru. Bugün Kadınlar Günü, peki bugünle ilgili bir mesajınız var mı? Ben dünyaya barış dileyelim. Hiçbir anne ağlamasın. Hiçbir annenin gözyaşı akmasın. Savaşlar bitsin dünyada kızım. Şu an Ukrayna'da bir insanlar ağlıyor, çocuklar öyküsüz kalır. Ben barış dileyelim. Anneler hiç ağlamasın. İnanmıyorum, yok. Yok öyle bir şey. Türkiye'de hayatta bu olmaz yani. İndirim uygulanacağını söyledi, İHAL indirimi. Pişmanlığı gösteren davranışlarda. Yok, inanmıyoruz ya. Yok. Peki bugün Kadınlar Günü, bugünle ilgili bir mesajınız var mı? Bütün kadınların, özellikle eşimin Kadınlar Günü kutluyorum. Yani olması gereken olmuş zaten. İHAL indirimi uygulanacağını söyledi. Yani o konuda bir tık şu an konuşursak da hani sıkıntı da olabilir, o yüzden. Bugünle ilgili bir mesajınız var mı peki? Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok iyi bir karar oldu. Ben de hukuk danışmanıyım. Yaptırımı daha güçlü olursa kadınlara daha iyi imkanlar sağlanabilir. Kadınlar gününüz de kutlu olsun. Gereken yapılması gerekiyor. Kadına olan şiddetin en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bugünle ilgili bir mesajınız var mı peki? Kadınlar Günü kutlu olsun. En ağır şekilde de kadınlara şiddet uygulayanlara ceza verilsin. Ya bence kadınlara daha çok şey yapmasınız lazım, cezaların ağırlaştırılması lazım yani. Yani çok milletimiz cahil, yani cahilliğinden dolayı, bir ekonomik nedenlerden dolayı ailesine şiddet uyguluyor yani karısına. Ondan sonra ben ne bileyim, cezaların ağırlaştırılmasını istiyorum yani. Yani bir erkek olarak kadınlardan şey tarafıyım yani. Peki bugünle ilgili bir mesajınız var mı? Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Bir an evvel mahkeme kanalıyla kadınlara hak tanınmasını istiyorum yani. Şu dönemde sanki biraz eşitlik dağıldı. Yani kadınlar şişe tamam artık ipin ucu kaçtı ama erkeğe de döndü gibi durumlar var şu anda da. Haklı bir yaptırım yapıyor ama şu artık ibre biraz erkeklere de yani tam eşitlik, gerçek bir eşitlik olması lazım. Siz kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle diyeyim yani ben inanamıyorum. Hani kararlar değişse bile erkekler diyeyim yani uygulayacağını veya bir şeyler olduğunu mesela hani küçük bir şeyden hapse yatanlar da oluyor. En başta Kadir Şeker davası.